Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orjinal Matematik Yayınları'nın Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altın şerifte kalmıştık hatırlıyorsanız altın şerifinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi Alper Kanka Online Eşliğin çözümü ki mesaj şekeri hangisidir diye soru atmış. Doğru cevap B Alper. Evet Mustafa teşekkür ederim. Rica ederim, Alper. Alper telefonu uygulamasıyla arkadaşı Mustafa'ya gönderdiği eşsizlik sorusunu Mustafa çözdükten sonra doğru seçeneği işaretleyerek aynı uygulamayla göndermiş. aradandaki şekilde konuşma geçmiştir. Mustafa'nın gönderdiği fotoğrafta kalemin altında kalarak görünmeyen yukarıdaki aşağı yukarıdan aşağı doğru eşlik sembollerinin hangileri vardır diye sormuş. Şimdi buraya dikkatli bakalım. O zaman nasıl şurada da yaparız onu herhalde biz. Eksi 4'e artı 3. Değil mi? O zaman nasıl diyeceğiz? X eksi 4, x artı 3 diyeceğiz. Şimdi burada da x eksi 8, x artı 2 diyeceğiz. Yani bizim 4 diye, eksi 3 diye, eksi 2 diye, 8 diye köklerimiz var. Şimdi biz tablo oluşturuyoruz ve sistem yapıyoruz. Şimdi üstteki 1, alttaki de 2. Tamam mı? O zaman eksi 3, eksi 2, 4, 8. Şöyle yaptık üsttekinden ne geldi? Eksi -3 ile 4 geldi. Alttakinden de eksi -2 ile 8 geldi. Şöyle yaptığımızı düşünelim. Tamam mı? O zaman şimdi bunun başkası pozitif. Bir kere artı ile başlayacak. Artı, artı, eksi, eksi, artı. Şimdi ikincisi de artı ile başlayacak. Artı, eksi, eksi, artı, artı. Şimdi istenen bölge bak bu arada istenen bölge 2 ile 4 arasında. Eksi 2 ile 4 arasında burası isteniyor. Demek ki negatifleri istiyor. Yani ikisinde de negatifleri taradım. Tamam mı? Yalnız eksi 2 dahil. Şimdi bakın burada bu nokta taralı bölgede olduğu için bunun da içi dolu olması lazım ki burası ne olsun? Dolu olsun. O zaman burası dolu. Tamam mı? O zaman bizim burada küçük eşittir istiyor olması lazım. Üsttekinde ise üst sınır ne? 4. Zaten 4'te burası dahil olmayacak ki Bakın burası açık aralık. O zaman böyle olacak. Eksi 2'ye 4. O zaman burası nedir arkadaşlar? Küçüktür sıfır olacak. Yani küçük küçük eşit. Var mı küçük küçük eşit? O zaman Edirne. Yani birinci sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi diyebiliriz. Onam ilk soru sol tarafı kaplamış. Geldik ikinci sorumuza. Şunu şu taraftan sileyim kafamız karışmasın. Değil mi? Şimdi geldik ikinci sorumuza. Esin çözüm kümesinin olduğu biliniyor. Şimdi burada bir tane eksi 1 diye, bir tane 5 diye, bir tane 2 diye kökümüz var. Eksi 1 diye, 2 diye, bir de 5 diye köklerimiz var. Doğru mu? Şimdi bunların hepsi tek katlı kök mü bilmiyorum. Onlara yorum yapacağız. 2 bir kere çözüm kümesine dahil değilmiş. 2 bence çift katlı kök ki bu şekilde gözüksün. Bunlar da tek katlı kök olsun. Şimdi artı 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 ile başlasın. Eksi eksi artı olsun. O zaman ne oldu? Eksi 1'den 5'e kadar 2 yok. Evet doğru tutturduk. Şimdi eksi 1 tek katlı kökmüş. O zaman a tektir arkadaşlar. Değil mi? 5, 5 de tek katlı kök. Bu da tektir. Buradaki 2 de çift katlı köktür. O zaman c de çiftmiş. Yani a, b, c diye düşünürsek tek tek çift olacak. Şimdi buna göre hangileri doğru olabilir demiş. A ile B'nin toplamı tek de tekin toplamı çift çifti çifte böldüm tek çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Niye çıkmasın? Yani mesela bunu 2 seçtim. Bunu 4 seçtim. Bunu da mesela kaçsi 6 mı oldu? Bunu da 6 seçtim. Gördüğünüz gibi 1 oldu. Olabilir diyor. Kabul. Eksi 2 üzeri A pozitiftir demiş. Şimdi A tek o zaman burası eksi. B tek zaten burası artı. C çift burası da artı. O zaman bunun cevabı o olmadı. Negatiftir. Bu kesin yanlış. 3'ünün toplamı 0 olabilir mi? Şimdi tek tek çiftliği biliyoruz da. Hani aşağıda olabilir mi? Sonuçta hani bu B aşağıda bir ifade olabilir, A aşağıda bir ifade olabilir. Yani negatif olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Sonuçta çözüm kümesinin doluluğu boşluğunda buraları boş olacak. O zaman toplamları sıfır olabilir. Onda problem olmaz. O zaman 1, 3 diye bir seçeneğimiz var mı? Var. O zaman doğru cevabımız ne geldi? C hangi geldi diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi fx fonksiyonu bu, gx fonksiyonu da bu. Şimdi ikisinin de 1 diye kökü var. Doğru mu? O zaman bir çift katlı köke döndü. Bir tane A diye bir köküm var ki A negatif, B de pozitif. Bu çift katlı kök, bu tek katlı kök. Bu tek katlı kök e ve eşitlik var. İçleri dolu olacak. İkisinin de başka sayısı pozitif. Nereden biliyorsun hocam? Kollar yukarı doğru gidiyor. Artı, eksi, eksi, artı. Ne istiyor bizden? Küçük eşit sıfır. O zaman burasının hepsi. O zaman AB kapalı aralı. Yukarıda verilen ikinci dereceden fonksiyonların baş katsayıları 1 olduğuna göre fx çarpı gx eşitsizliğini çözüm yapıyoruz. hangisi olamaz demiş. Şimdi bir tanesi a'sı bu arada ne olacak? Negatif olacak. B'si ne olacak? Pozitif olacak. Yani ama birden büyük olacak. Eksi artı olacak. A bu olmaz. 2 7. İkisi de sağda kaldı. Olmadı. Bakın Denizli olmadı. Değil mi? Aynen. O zaman doğru cevabımız olamayacak seçeneğimiz. 3'ün soru için denizliymiş. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuza bize diyor ki böyle bir eşlik vermiş Ali Öğretmen öğrencilerine ve bunun çözüm kümesini bulmak için aşağıdaki tabloyu kullanmış. Çözüm kümesi neymiş? X1, X3 kapı açık aralığı fark X2'dir demiş. Şimdi şu net bilgiyi söyleyeyim soruyla hiçbir alakası olmayabilir. Ee, tek katlı kökler mutlaka çözüm kümesi gösterilir arkadaşlar ama çift katlı kökler gösterilmeyebilir. Mesela buradaki ifadede bunun içi dolu olsaydı o zaman biz bunu ne yapmayacaktık? Göstermeyecektik. Çünkü X2 bizim çözüm kümemizin içerisinde olacaktı. O zaman çözüm kümemiz bu gözükecekti. Ama bir baktığında X2'nin kök olmasına rağmen ne değildir arkadaşlar? Buradaki çözüm kümesi de gözükmemiştir. O zaman bir net konuşabiliriz. Çift katlı kökler çözüm kümesi de gözükmeyebilir ama tek katlı kökler mutlaka mutlaka gözükmek zorunda. Şimdi yani ben buradaki X1'e ve X3'e tek katlı köktür derim. Şimdi biz burada ne yapalım? Şuradaki çarpanlara ayıralım şurayı. Şurası ne yapar? X parantezinde x eksi 2 yapar. Şimdi alt tarafta bu öyle iki sayının çarpımı ki bu da o iki sayının toplamıysa bakın eksi olduğu için eksi 6 eksi m diye gösterdim. O zaman üst taraf x x x eksi 2 şeklinde çarpanlara ayrılmışken alt taraf x eksi 6 x eksi m şeklinde ne yapılacak? Çarpanlara ayrılacak. Şöyle ayırdık. Böyle gösterdik diyelim şimdi. Tamam mı? Şimdi küçüktür 0 dedi. Şimdi küçüktür sıfırdır dediğine göre bir kere bütün hepsinin içi boş olacak. Aynen o şekilde gösterildi. Köklerimiz ne var bizim? Sıfırımız var, bir ikimiz var, bir altımız var. Üç tane var. Yalnız bir tanesi tekrar ettiğine göre galiba bu m sayısı ne olacak arkadaşlar? İki olacak. Doğru mu? M2 olsun yani burası 2 olsun. Burası 0 olsun. Burası da 6 olsun. Şimdi başka sayısına bakalım. Artı, 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 artı eksi, eksi, artı. Tamam. Aynen öyle. Buna göre eşsiz sağlayan x tam sayının toplamı nedir demiş. O zaman biz burada neyi görürüz? 1'i görürüz. Bir de 3, 4, 5'i görürüz. Bu arkadaşlar bizim sağlayan değerlerimizdir. Yani 1 artı 3 artı 4 artı 5 kaç yapar? Sonucun uğurlu sayısı 13 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? 4. soru için Bursa'dır. Geldik 5. sorumuza. Eşlik sistemin çözüm kümesinin boş küme olması için. Hmm. Şimdi burası x eksi 8 burası x artı 6. Peki. Burada bir x eksi n var. Burada bir şimdi o zaman şuradan ne geliyor? Eksi 3 geliyor, 5 geliyor. Şuradan ne geliyor? 8 geliyor, eksi 6 geliyor. Bir de neye geliyor? Çözüm ise boş kümemiş. Yalnız bu sistem sorusu değil mi? Şimdi üstteki 1, alttaki 2. Kökleri sayıyorum. Eksi 6, eksi 3. N'i koyamadık bir yere. 5, 8. Ama yerleştireceğiz Allah'a şükür. Bir yere onu sokuşturacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bir beklesin bakalım. Yukarıdan eksi 3 ile 5 geldi. Aşağıdan da eksi 6 ve 8 kesin bunlar var. Eşitlik var mı? Yok. Baş sayısı pozitif pozitif. O zaman artı artı eksi artı artı. O zaman burası. Şimdi alttakinden ne gelecek? Baş sayısı pozitif artı eksi 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 artı. Ama buralarda bir yerde kök gelecek. Bunda da negatif olduğunu istemiş. Şimdi bir yerlere yerleştirelim bakalım şu neyi bir yerlere yerleştirelim. Aslında ne değil de orası eksi ne dikkat edelim. Değil mi? Ne eksi ne olacak? Şimdi mesela 5 ile 8 arasına yerleştirsem şimdi ne, bu yerleştirdiğim ifadenin eksi olmasına bakmayalım da 5 ile 8 arasında olsa mesela şurada bir tane olsa o zaman burası tek kat kök eksi artı 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 eksi olacak. Gördüğünüz gibi ortak bir yer denk gelmedi. Oo o zaman 5 ile 8 arası olabilir. Kabul. O zaman 5 ile 8 arasında kabul edeceğiz. En 5 ile 8 arasında herhangi bir yerde olabilir, değil mi? Peki 8'in sağ tarafında olabilir mi? Bu tarafta mı? Bir deneyelim. Mesela orada da şöyle yapacağız. O zaman ne oldu? Burada da bir kök var. Artı, eksi, artı, 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 eksi. Negatif olan. He, o zaman 5'ten büyük her şey olabilir. Peki? O zaman en ifadesi 5'ten büyük her şey olabilir. 5 olabilir mi? 5'i seçersem Şimdi mesela ama dahillik olmaz ki 5 seçersen. Hayır en 5 olabilir mesela 5 olsun mesela o da. O zaman nasıl olacak bir bakalım ve şimdi burası yok değil mi? Artı eksi artı artı eksi olacak. Evet 5 de olabilir. O zaman bizim en değerimiz 5'ten sonsuza kadar. Bunu eksiyle çarparsanız ne olacak? Eksi 5 ve eksi 5'ten önceki değerler olmuş olacak. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi diyebiliriz. Geldik 6. sorumuza. X bir gerçel sayı ve n bir pozitif tam sayı olmak üzere. Bunun eminci kuvveti buymuş. Yani diyor ki eğer siz bunun eminci kuvvetini alırsanız 2, 3, 4 yani toplam 5 tane olacak. 5 derseniz X, X eksi 1, X eksi 2, X eksi 3, X eksi 4 oldu. Bölü alt tarafta X, X eksi 1, X eksi 2 oldu. Şunlar birbirini götürecek o zaman. Bizim elimizde ne kalacak? Bu kalacak. Yalnız onlar birbirini götürüyor ama orada aslında 0, 1, 2 çift katlı kök oluyor. Şimdi oraları karıştırmayalım. 3, 4 diyelim. Tamam mı? Artı, eksi, artı. Şimdi eşitlik var. 3 de olabilir, 4 de olabilir. 3 ile 4 arasında bir yer olacak. Ne olamaz? 3,5 olur. 3,22 olur. 4 olur. 2,9 olmaz. 10 da 3 küsür bir şey. Bu da olur. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Olamayacak cevabımız. E geldi diyebiliriz. Altında cevabı e şıkkıymış. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuza ne diyor? Yukarıdaki fonksiyon grafiği verilmiş. He, bir A var. Buradan bir A diye kök geliyor. Bir de B diye kök geliyor. Bir de 2 diye bir kök geliyor. E, piyasa çıktı zaten. Demek ki buradan gelecek kökler eksi 3 ile 5. Yani bu eksi 3 o zaman bu da 5 o zaman. Değil mi? Aynen. O zaman bizim köklerimiz eksi 3, 2, 5, bu şekilde. Şimdi 2 tek katlı hepsi tek katlı. Okey. 5 eksiyle başlayacak. Neden? Toprağa iniyor çünkü başkasıysa. Artı eksi artı. Negatif olan bölgede gördüğünüz gibi bu bölge. Yani o zaman ben a'sı eksi 3'tür diyebilirim. Doğru mu? Tamam. fx fonksiyonu da şimdi şuradan bir eksi 3 diye bir kök geliyor. Yukarıdan bir 5 diye bir kök geliyor. Şimdi orası eksi 3x eksi 6'nın mutlağı. Bunun için yani aslında bu şuna da şuna da eşit galiba 3x artı 6'nın mutlağına. Oradan bir eksi 2 diye de bir kök geliyor ama eksi 2 çift katlı kök. Bunlar tek katlı kök. Şimdi bunları böyle birazcık açarsam soruyu rahatlatırım. Şimdi fx'in x'in başkası ise eksi. Bunun başkası ise her türlü artı mutlakların başkası ise çift katlı köklerin başkası ise artı gelir. Artı eksi eksi artı. Şimdi alt tarafı sıfır yapanlar boş, üst tarafı sıfır yapanlar içi dolu olacak. Bu şekilde pozitif istiyor. Bu Burası neydi? Burası artıydı değil mi? O zaman pozitif derse buralarını alacağım. Şimdi eşsizliğin sağlayan x tam sayılarının toplamı demiş. Yalnız, yalnız yanlış başladım çünkü eksiyle başlamam lazım değil mi? Çünkü burası eksi, burası artı. Eksiyle başlamam lazım. Artı artı eksi olacak. O zaman bizim istediğimiz x tam sayıları neler var? Eksi 3 var, eksi 2 yok, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Eksi 3 ile eksi 1, 1 ile 3'ü getirse 2, 4 ve 5'i toplarsanız ne yapacak arkadaşlar? Edirne yapacak diyebiliriz. Bu da yedinci sorumuzun çözümüydü. Geldik 8. sorumuza. Şimdi bize diyor ki dik koordinat üzerinde 0-16 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonun grafikleri verilmiştir. 0-16 kapalı aralığında g yani mavi olan f'in üstünde şimdi bir daha söyleyelim g hangisi mavi nerede f'in üstünde mavi olan bu f'in üstünde olduğu yerler burası yani 2'yi sayamam eşitlik yok o zaman eşit olurlar görüntüler birbirine şimdi burada bir 15'te bir de 16'da nedir g 16 ve G15 büyüktür. O zaman A elemanındır dediğimde 15'i ve 16'yı aldım. Şimdi 2'yi saymıyorum. 3'ten başlıyorum. Toplam 8 tane sayacağım. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var. Şimdi 2 burada, 5 de burada, 7, 8 de alacağım. O zaman tamam. Demek ki benim şurada en son 8'im var. Demek ki en değeri ne olabilir? 9 olmalıdır. O zaman doğru ne gelir? denizli gelir diyebiliriz. Bilginiz olsun bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Yani testimizin de son sorusuydu. Ve böylece eşitliklerde altın testin çözümünü yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.